Size bu videomda Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını anlatacağım. Hazreti Yusuf, Yakup Peygamber'in 13 oğlundan en çok sevdiği oğludur. Annesinin adı Rahil'i, Kenan diyarında doğdu. Rahil idi. Rahil uzun bir müddet çocuğu olmamıştı. Rahil Allah-u Teala'ya itaat etti ve ona Yusuf bahşedildi. Ardından Bünyamin doğdu ve bu doğumu 40'ında Rahil vefat etti. Yusuf Aleyhisselam daha küçük yaşlarından itibaren babasının büyük bir sevgisine mahzar olmuştu. Kur'an-ı Kerim'de adı 27 defa geçer. Kur'an'da 12. surenin adı Yusuf suresidir. Yusuf Aleyhisselam kısası Kur'an-ı Kerim'de Ahzab kasas kısaslarından en güzeli diye ifadelendirilir ve müstakil bir sure Yusuf suresi ile anlatılır. Hazreti Yusuf Kur'an'da dürüstlük ve güvenilirlik bakımından övülür. Yusuf Aleyhisselam güzelliğiyle meşhurdur ve darb-ı mesel haline gelmiştir. Yusuf Aleyhisselam rüyasının babasına anlatılması, "Babacığım, ben rüyamda 11 yıldızı güneş ve ay bana secde ederken gördüm." Yusuf Aleyhisselam rüyasında gördüğü 11 yıldız, kardeşleri Güneş, babası Yakup Aleyhisselam, ayda teyzesi Leyla'dır. Zira annesi Rahil vefat etmişti anlamına gelmektedir. Yusuf Aleyhisselam bu rüyayı gördüğünde 7 yaşında bulunuyordu. Hazreti Yakup rüyadan sonra Yusuf peygamberliğe varis olacağını anlamıştır. Yakup Aleyhisselam oğullarından Yehuda, Hobil ve Şam'ın babalarının Yusuf'u gösterdiği hususi alakalı muhabbetler mitini kavrayamadılar ve kıskandılar. Dediler ki, Yusuf ile kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgili. Halbuki biz birbirimizi destekleyen kuvvetli ve kalabalık bir cemaatiz diye kıskanıyorlardı. Kardeşlerinin hasediyle de dün geçtikçe arttı. Kardeşleri Yusuf hakkında belli bir kanaat birliğine varınca işlerinden biri Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka bir şey yapacaksanız bunu bir kuyunun dibine atın. Ve bari geçen kervanlardan biri onu alsın götürsün dedi. Bu teklifi yapan Yehuda'ydı ve bunu kardeşlerine kaybettirmişti. Şu kardeşlerin hali ne kadar illettir ki en merhametli olan dahi hasedinden Yusuf'u kuyuya atmasını tavsiye etti. Rivayet olunur ki Hazreti Yakup bir rüya görmüştü. Kendisi bir dağın başında, oğlu Yusuf da sahradaydı. Birden 10 kurt peyda olup Yusuf'a hücum etti. Yusuf aralarından kayboldu. Yakup Aleyhisselam bu sebeple oğullarına Yusuf için onu kurt yemesinden korkarım diyerek tedirginliğini ifade etmişti. Fakat böylece farkında olmadan kardeşlerinin Yusuf'a yapacağı iyiliği hususunda onlara adeta bir usul teklif etmişti. Yusuf'un kardeşleri babalarının verdiği ipucu üzerine gizlice bir plan yaptılar. Yakup Aleyhisselam oğullarının kardeşleri Yusuf'u sahraya götürmek üzere ısrar etmeleri ve Yusuf'un da buna istekli olması üzerine izin verdi. Babalarının müsterih olması için gözden kayboluncaya kadar Yusuf'u omuzlarında götürdüler. Babalarının gözünden kaybolduklarında Yusuf'u yere attılar ve dediler ki, "Hani nerede sana secde ettiğini gördüğün yıldızlar? Haydi gelip de seni bizim elimizden kurtarsınlar ya." Ardından da Yusuf Aleyhisselam'ı dövmeye ve eziyet etmeye başladılar. Yehuda merhamete gelip onu "Öldürmeyiniz, onu kuyuya atalım" dedi. Bu kuyu Ürdün civarında olup Ad kavminin zalim hükümdarı Şedat tarafından Ürdün ağrı sırasında kazdırmıştı. Nihayet kuyunun başına geldi. Yusuf'un kardeşlerinin elbiselerine yapışıp ağlıyor fakat itilip katılıyordu. Yusuf'u kuyunun yarısına kadar sarıldırdılar. Bir de hiçbir yere tutulmasın diye ellerini bağladılar. Gömleğini soydular. Yusuf ise, "Ey kardeşlerim, gömleğimi verin. Ölürsem bana kefen olur, sağ kalırsam libasım olur" dedi ama onu geri vermediler. Yarısına kadar sarktıktan sonra düşüp ölsün diye ipi kesti. Kuyuda su vardı. Cenab-ı Hak kuluma yetiş Cebrail aleyhisselam derhal emrini yerine getirerek Yusuf'u tutup kuyudan bir taşın üzerine oturtturdu. Ona cennet yemeğinden yedirip içirdi. Ardından İbrahim aleyhisselamın gömleğini giydirdi. Yusuf'a kuyuya atıldığında 12 yaşındaydı. Çok korkmuştu. Yılanlar, akrepler ve sahil haşaretler vardı. Hepsinin de yerlerinden çıkmamaları emredildi. Yusuf aleyhisselam, "Ey galip olmayan şair, ey uzak olmayan yakın, ey mağlup olmayan galip, içinde bulunduğum sıkıntıdan beni ferahlığa çıkar. Bana bir kurtuluş kapısı aç." Yusuf aleyhisselam kuyuda rivayetlere göre 3 gün kaldı. Oradan geçen bir kervan Hazreti Yusuf'u kuyudan buldu, köle olarak sattı. Yusuf'u satanlar güzelliği karşısında gözleri kamaşmasına rağmen onu düşük bir fiyata sattılar. Büyük bir sahibi çıkar, "Yusuf'u bizden isterler" diye
Yusuf'u kuyuya atan kardeşler evinin yolunu tutup yalancılıktan ağlayarak babalarına geldiler. Sevgili babamız, biz yarışmak üzere bulunduğumuz yerden ayrılırken Yusuf'u eşyalarımızın yanına bıraktık. Bir de döndük ki onu kurtlar yemiş dediler. Yusuf Aleyhisselam satın alan Mısır Maliye Bakanı'yla kendi çocukları olmadığı için onu evlat edinmeye arzu etmişti. Hazreti Yusuf büyüdü, gelişti ve güzelliği gösterişli bir genç oldu. Onun bu hali yaşadığı evin hanımı olan Züleyha kendisine karşı farklı düşüncelerin belirlenmesine sebep oldu. Bulunduğu evin hanımı Yusuf'un kendisine bağlanmak, nefsinden murad almak için kapıları kapatarak haydi gelsene bana dedi. Yusuf Aleyhisselam maazallah zira kocanız benim veli nimetimdir. Bana iyi davranıp güzel bir mevki verdi. Ve Züleyha ona sahip olmaya iyice aklını koymuştu. Ve Yusuf Aleyhisselam'ı iftira attı. Bunun üzerine Yusuf Aleyhisselam zindana atıldı. Yusuf Aleyhisselam 12 sene hapiste kalmasının bir hikmetinde kendisine rüyaları yorumlama kabiliyeti verildi. Yusuf'u zindanda zehirlemeye çalışıldı ve sinsi planları işlemedi. Şerbetçi zindandan kurtulup eski vazifesine geri döndü. Ve bir gün Firavun rüya görüp ben 7 semiz inek gördüm. Bunları 7 zayıf inek gördüm. Bir de 7 başak ile 7 kuru başak gördüm. Ey ileri gelenler, siz bu rüyamı açıklayın. Hazreti Yusuf'a sordular. 7 sene bildiğiniz şekilde ekin ekersiniz. Ama biçtiğiniz, yiyeceğiniz az miktar dışında başağını bırakır. Depolarsınız. Sonra bunun peşinden 7 kurak yıl gelecek. Tohumluk olarak saklayacağınız az bir miktar dışında önce biriktirdiklerinizi yiyip tüketirsiniz. Sonra onun arkasından bir yıl gelecek ki bol bol yağmura kavuşacak. Sıkıntıdan kurtulacak. Bol meyveler sana sıkanacak. Ve Firavun Hazreti Yusuf'u çağırdı. Olayı araştırır ve kanaat getirerek şahit ister. Züleyha'nın dayısının 4 aylık oğlu olan mucizevi bir şekilde dile geldi ve Yusuf'un temiz olduğunu şehadet etti. Kendisine yapılan bütün istinadların yalan ve iftira olduğunu ispat edip tövmekten tamamen kurtulunca zindandan çıkmayı kabul etti. Nihayet Hazreti Yusuf'taki ince siyaset, zeka ve bedakarlığı fark eden Melik onu yüksek bir makama getirmek istedi. Züleyha'nın kocası olan Aziz rivayete göre Yusuf Aleyhisselam zindandan çıkmadan ölmüştü. Bu sıralarda Züleyha elindeki her şeyini dağıtmış ve hiçbir şeyi kalmamıştı. İhtiyar biri sordu ve taptı puta inkar ediyor, Yusuf'un Rabbine iman ediyorum dedi. Ve Züleyha bir gün Hazreti Yusuf'u görür, tesbih ederek o kudretli sultanı, sultanlığı günahların sebebiyle köle eder. Köleleri de hak bulundukları sayesinde sultan eder dedi. Rüzgar bu sesi Yusuf'un kulağına yetiştirdi. Yusuf Aleyhisselam eski güzelliğini ve gözlerini kendisinden verilmesi için dua etmesini, ardından kendisi yenilenmesini talep etti. Yusuf Aleyhisselam onun arzusunu yerine getirdi ve Allah'ın izniyle gözleri ve önceki güzelliği tekrar verdi. Yusuf Aleyhisselam Züleyha'yı kendisine nikahladı. Bu arada atkıtlık sebebiyle Yakup Aleyhisselam oğulları erzak almak için Mısır'a gönderdi. Yusuf Aleyhisselam ihtiyar babayı mahzun sayarak bir de kaya mahzun erzak verdi. Fakat bir dahaki sefere öbür kardeşlerinin gelmesine şart koydu. Bu vesileyle kardeşini görmeyi ve ondan haber almayı istiyordu. Biraderleri Yusuf'un yanına gelince Yusuf öz kardeşleri Bünyamin'i kendi yanına aldı. Desin ki ben senin kardeşin onların geçmişte bize yapmış oldukları şeyleri aldırma dedi. Ey kardeşim ben seni mal alıp vereceğim. Desin ki babamın benim anladığımdan dolayı gam ve kederi büyüktür. Eğer seni de burada alıkorsam üzüntüsü daha artacaktır. Fakat bir an evvel ona kavuşabiliriz. Şimdi böyle yapmamız gerekiyor. Yusuf Aleyhisselam kardeşlerine sabah akşam ziyafet veriyordu. Kardeşleri ise daha önce ona yaptıklarını hatırlayarak onun bu izzet-i ikramı karşısında son derece mahcup oluyorlardı. Hazreti Yakup en çok sevdiği evladını Bünyamin'in de ana baba kardeşi Yusuf'a kavuştu. Oğlunun hasedi ve ama olan Hazreti Yakup oğluna kavuşmuştu ve gözleri gömleği sürülerek açılmıştır. Bu gömlek İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılacağı zaman Cebrail Aleyhisselam tarafından cennetten getirilmiş olan gömlektir. Hazreti Yusuf da babasından sonra 23 yıl daha yaşadı. Onun nişanında Mısırlılar mermer bir sandık içine koyarak Nil'e gömdüler. Mısırlılar onu çok sevdikleri için Hazreti Yusuf'un kendi memleketlerinde kalmasını istemişlerdi. Daha sonra Hazreti Yusuf'un naaşını bularak babası Hazreti Yakup'un yanına götürüp defnetti.